Size şimdi yatak odamızdan dışarıyı göstereceğim. Böyle. Bugün Car Freitag'ın ertesi günü. Dün her yer kapalıydı. Bu cumartesi her yer açık. Yarın kapalı. Pazartesi tekrar kapalı. Yarın Car Ostensonntag. Ostermontag diye geçiyor. Dün Hazreti İsa'nın çarmıha geriliş yıl dönümüydü. Pazar ve Pazartesi günü de dirilip sonra da tekrar göğe yükseldiğine inandıkları gün. Evimizin manzarası böyle. Karşı tarafta kızıl tuğlalı evde çocuklar bahçede oynuyorlardı az evvel. Çok güzel. Bugün arabalar da yoldan çok geçiyor. Dün hiç araba geçmiyordu. Herhalde ufak bir yas tutuyordu insanlar veya hiç mağazalar, marketler açık olmadığı için yola bile çıkmadılar. Yürüyüş yaptık ama çok az araba geçmişti dün. Bugün daha hareketli. Bir de bizim şu köşede gördüğünüz sol tarafta şuradaki orası fırın, ekmek fırını. Orada çok güzel ekmekler çıkıyor. Oraya geliyor Almanlar. Herkes geliyor. Ekmeklerini alıyorlar, dönüyorlar. Orada kendisi çarşamba günlerini aile günü ilan etmiş. Sadece çarşamba günleri kapalı ve tabii ki pazar günleri de kapalı. Cuma günleri ise 6 ile 18 arasında açık. Sabah çok erken saatte de açılıyor. Bir Mercedes geliyor, bir Mercedes geliyor. Fark ediyorlar. Evimizin manzarası böyle. Şu karşıya bir tane inşaat yapılacak belli. Küçük bir iş makinesinin olduğu yer. Otobüs durağının arkası. Böyle işte. Herkese merhaba arkadaşlar. Yine kameraya bakmayıp kendime bakıyorum. Bu Mercedes'ten gözlüğümü alacağım bir. Ondan sonra hava da bugün 18-17 derece, 15 derece o civarlarda neyse. Ondan sonra bir tamirhaneye gideceğiz. Bir tamirhaneyle tanışalım. Cihangir kardeşim bana bir tamirhane önerisinde bulundu. Bir oraya gidelim. Buradan alacağım bir şey var mı? Yok. Gidelim bir BMW ile. Bir uğrayalım bakalım. Ustayla tanışalım. Rezan ustayla. Lazım olur. Burası bizim yeni mekan. Yeni malikane. Fakirhane. Azıcık güneş gözümü alıyor. Böyle güneşler lazım. Kapalı ama benim gözümü alıyor. Evet. Yeni evimizde 5. gün. 6. gün hatta cumartesi günü. Şimdi bizim emekleri bir çalıştıralım bakalım. Emekleri bir çalıştıracağız. Bakalım kolay çalışacak mı, zor çalışacak mı? En son ateşleme bobini değişti ikinci silindirde. Çalışmak daha çok bujilerle ilgili derler ama bir deneyelim bakalım. Gelirken yolda yine böyle bir hafif tentekleme hissettim. Rezan Usta'ya o yüzden bir göstereceğim. Sebebi ne olabilir vesaire diye. Şimdi bir deneyelim bakalım. Evet, saatini gösterir şekilde çekeyim. Bir motora bakalım. Küt 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 pat 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 ses veriyor sanki. Bakalım ustanın yorumu ne olacak? Belki onda güzel bir cihaz da vardır.
Tahmini olmazsa cihazda bakarız. Hadi bakalım şimdi yola çıkalım. Arada öksürüyor. Hissediyorum. Evet. Şimdi yavaş yavaş adrese doğru gidelim arkadaşlar. Beraber. Müziklerimi de açayım bir yandan. Önce şu adresi bir bulalım. Cihangir kardeşim vermişti adresini. Çalışıyorum bakalım bugün. Königstraße. Araba soğukken öksürüyor arkadaşlar. Öksürmeye devam ediyor. Sebebi ne olacak? Ne olabilir acaba? Ben böyle kullanmayı hiç sevmiyorum arkadaşlar. Bana iyi hissettirmiyor. Bazıları takılmaz ama benimki böyle yağ gibi gitmesi lazım. Akması lazım. Akmadığı zaman kafamda hep bir soru işareti. Buradan sola. Arabanın burnu uzun olduğu için biraz dikkatli bakmak lazım. Alttan hızlı gelebiliyorlar. Evet, servis. Fırın kapatmış bile. Mesaiyi erken kapatmış bugün. Demek ki millet bildiğinden erkenden, sabahtan erken gelip alışveriş yapmış. Şimdi bu yolda şu işareti görüyor musunuz? Gidene kırmızı, dönene siyah. Eğer aşağıdan gelen varsa gidene kırmızı yanıyor. Gidene kırmızı ok olduğundan dolayı biz yol vermek mecburiyetindeyiz. Daha evvelden çok dikkat etmediğim Türkiye'deyken kurallardan bir tanesi. Arabanın öksürdüğünü hala hissediyorum ben. Ustaya bunu bir soracağız. Neyden olabilirmiş? Yine aynı tabela var. Çünkü yol daralmış burada arkadaşlar. O yüzden gidene kırmızı, yokuş aşağı gidene kırmızı, gelene serbest. Buradan sağdan gideceğiz. Bazı arkadaşlar Ali Can abiyi anmamızdan rahatsız oluyorlar. Sizce neden rahatsız oluyor olabilirler? Acaba benim bu sayede takipçilerimi artırdığımı mı düşünüyorlar? Yani bu onlara nasıl bir rahatsızlık veriyor? Ben anlayamadım. Arada bir mesaj atıyorlar arkadaşlar. Nazik olmayan şeyler de yazdıkları oluyor. Onları tabii filtreliyor YouTube. Siz görmüyorsunuz ama ben görüyorum. Ayıp ediyorlar. Böyle insanların sevdiği kişilere karşı bile Türkiye'nin insanlarında böyle bir hal var. Bir engelleme, bir yasaklama, bir sansürleme. Arkadaşlar kötü bahsetsek, arkasından atıp tutuyor olsak, seven insanları
kıracak şeyler yapsak. Her neyse de. 100 tane yorum var. 99'u ya ben bu arabayı almışım. Daha ötesi var mı? Kaç bin euro para bayılmışım. Beraber keyif alayım diye. Ailemle. Bir de aralarda video açıyorum. Hobi olarak. Muhabbetine. Arada keyiflendiğim anları paylaşıyorum. Sizden ne çıkarım ben? Sizden para mı istiyorum ben? Bu insanlar garip. Anlamıyorlar. Her yerde garip insanlar var. Takılmamak lazım. Ali abi de ne diyorlardı? Görgüsüz, gurbetçi, şöyle böyle. Bana da Ali abi bu kadar anmana bir şey diyorlar mı? Bir şey demiyorlar mı? Ya kötü anarsan, kötü şeyler söylersen tabii ki herkesin bir şey demeye hakkı olur ama kendisi YouTube'da bizlere kendini sevdiren, muhabbetiyle bizleri besleyen bir insan. Onunla ilgili güzel anılar, güzel hatıralar, onunla ilgili böyle anekdotlar, bizlere armağan ettiği Napsaki şarkıları açın oradan dinleyin, indirin, her şeyi söylemişti. Onları böyle kullanmak, Ali abi yaşatmak demektir yani. Ali abi kim seviyorsa, kim güzel yaşatıyorsa ne güzel, başımın üstünde yeri var. Garip garip insanları her zaman hayatımdan uzaklaştırdım arkadaşlar. Enteresan enteresan tipler, bir boka yaramayan, kendi bir işi başaramamış, bir şeyi becerememiş, sadece sosyal medyanın verdiği o delikanlılıkla klavyeye kusan insanlar hep olacak. İşte sosyal medyanın da güzelliği onları filtreliyor. Engelliyorum, çıkartıyorum vesaire. Görmüyorsunuz. Sizin de keyfinizi kaçırmasınlar diye öyle yapıyorum. Üslubuna göre güzellikle yazanlara hiçbir şey demiyorum. Ama böyle garip garip alttan alttan imalarla falan, onlar hoşuma gitmediği için onları çıkartıyorum. Her neyse, bu insanlar, bu gibi insanlar daha doğrusu hep var. Bir noktada da Türkiye'de yaşama devam etmememin sebebi bu gibi gerizekalıların her zaman hayatta insanların hayatına müdahale etme hakkının kendilerinde olduğunu düşünmesi. Bir Almanya'da böyle bir şey olabilir mi? Başbakanla ilgili bile güzel değil yani. Kötü şeyleri, küfür bile edebilirsin yani adama. İfade özgürlüğü burada çok yüksek, kuvvetli. Sürekli bir yasaklama, bir sansürleme psikolojisi. Ama onları da anlıyorum yani. Hayatlarında hiçbir şey görmemişler. Bir başarıları yok. Bir beslenecekleri bir kaynak yok. Nefretten, sinsilikten, ne bileyim, saygısızlıktan onlara cevap verdiğinde onlar onu besleniyor. Ben onları biliyorum, o yüzden umurumda değil. Aman sen de, diyordu ya rahmetli. Aman sen de. Ne yapsak ki? Bunu dediğime bile gıcık olan insanlar var, biliyor musunuz? Seviyorum abi, size ne? Keyif aldığım şeyleri paylaşmak için ben bu kanalı açtım. Ali abinin adını alma. Sana ne anasını satayım. Her neyse. Belçika plaka ne arıyor burada? Buralar hala şehir içi olduğundan 50 ile gidiyorum. Yavaş yavaş gidiyorum. Bakalım yeni ustamız nasıl? Rezan usta, bir tanışalım. Tavsiye üzerine gidiyoruz. Kendisini bulabilecek miyiz? Bugün çalışıyor mu bilmiyorum. Ben rastgele gidiyorum. Telefonla aramadım öncesinde. Bakalım nasıl bir yer, nasıl bir ortam. 3 dakika kaldı. Bu arabanın öksürme olayını çözmemiz lazım. Yani bu enjektörlerden mi acaba, bobinlerden mi? Çünkü bujilerin hepsi değişti benlere. Bobinlerden de bir tanesi değişti, hata gösteren. Ben şimdi yüklensem belki yine hata çıkacak. O yüzden önce bir ustaya göstereyim. Ya bu ustam bu öksürüyor sabahları. Giderken de hissettiriyor. Hafif hafif diyeyim. Ne yorum yapacak bakalım. Burada aşağıdan gelen arabaya yine müsaade etmek zorunluluğu var. Bu geçsin artık, ondan sonra biz gidelim. İşte görmüyorum aşağıyı. O da geçsin. Bundan sonra gideceğim. Burası enteresan bir yolmuş.
aşağıyı tam olarak görmediğim halde o tabelanın başına durmam gerekiyor. Nasıl göreceksem. Neyse, alışacağız. İlk defa çıkıyoruz bu yollara. Şimdi burası yanımda geçtiğim restoran Michelin restoranı, Michelin yıldızlı bir restoran arkadaşlar. İşleriyle beraber gelmiştik buraya yemek yemeye. Aşağı indiğim yer Dieringhausen Dieringhausen Straße. Bu şehrin adı artık Dieringhausen oldu. Biraz su var mı? Camımı temizleyeyim. Oo, güzel bir Amerikan arabası gidiyor. Büyük bir Kaufland var burada. Bilmiyorum 10 dakika mı oluyor açıkalı. Tam 10 dakika olmuş. 10 dakika sonra Kaufland var. Çok büyük. Kaufland'da Türkiye'ye giderken alacağımız kaliteli çikolatalar, evde normalde yemediğimiz ama sevdiklerimize götürdüğümüz kaliteli çikolatalar bulabilirsin. Alkol sevenler için çeşitli alkol çeşitleri var. Ben hiç sevmem. Evet. Buradan sola döneceğiz. Alo. Selamünaleyküm Redan ustam. Aleykümselam. Ustam, ben sana doğru gelmeye çalışıyordum. Cihangir arkadaştan aldım numaranı da. Acaba adresin neresi tam olarak? Ne zaman gelecektin sen? Ya ben şu anda seninle bir tanışmaya geliyorum da. Gummersbach'ta, Königstrasse'deyim. Tamam, ben şu an dükkanda değilim ama. Ha, dükkana değilsin. Ne zaman gelirsin? Bir yarım saat sonra olurum. Olur. Sana adresi yolluyorum, tamam? Tamam, sen bana WhatsApp'tan adresi yollarsan. Ben sana WhatsApp'tan adresi yazdım. Söylesen de olur ya, söylesen de olur. Königstrasse kaç? Königstrasse 21, Gummersbach. Tamam, Königstrasse 21. Görüşürüz yarım saat sonra. Tamam. Ustam. Sağ olasın. Oldu, görüşürüz abi. Hadi görüşürüz. Königstrasse 21. Fazla mı gelmiş size? Münistrası 21. König 21. Burası. Okey. Tamam, yeri bulduk. Güzel. Ufak bir ateşleme problemi var arkadaşlar ama güç kesmedi, hata vermedi. Şu otobana bir çıkalım bakalım.
Çekilin gayli la, bir deneyelim. Yani bir de dönüş yoluna döneriz. Bakalım nasıl vaziyet. Ustam yarım saate geliyormuş. O arada ben de bir sıkıştırayım, bir bakayım dedim ısınmışken. Hattan çıkalım da geri dönelim. Kısa bir durmam lazım. Çok hızlı. Arabanın kaputu iki taraflı açık kalmış. Hızlanınca sallanmaya başladı. Kaput kafamıza geçecekti arkadaşlar. Allah Allah. Hadi hemen çıkalım. Adam geldi arkadan. Sen
gelmeden ben geçeyim önüne kardeş. Sağolsun gel. Dörtlüğü kapat, devam. Verip de arkaya bakmadan lap diye çıkıyordu. Bu iki şeritli yollar Almanya'da epey riskli. Şansıma da yeni oturduğum yerde otoban çıkışı bu iki şeritli yollardan oluşuyor. Pek ağız tadı da basamayacağız yani. Çok güçlü olduğu için gidişinde bir şey fark etmiyorsun. Büyük bir arıza hissetmiyorsun. Ama boğmuş buradan gideceğim. Çalıştırdığında soğukken öksürdüğünü gördünüz. O öksürmesi iyi bir şey değil. Onu çözdürmemiz lazım. Neden öyle oluyor? Yani o öksürünce sanki ben öksürüyormuşum gibi hissediyorum. Bir de ben fark etmiyorum. Belki hiç mükemmel hale gelmedi. Gidişi belki bundan daha iyi. Yani bu ateşlemelerden bir tanesinde hala bir sorun var arkadaşlar. Şimdi ustaya doğru gidiyoruz bakalım. Aradıktan sonra yarım saat geçti. Kendisi ne yiyecek, ne diyecek, ne yorumlayacak. Belki bugün hiç vakti yok. Bir tanışacağız sadece. Bir gidelim soralım. Yani şu andaki yorum kelebeklerden. Bence onlar teknolojide başka hatası yok. Çünkü motordaki şeylere de bak. Neye baktın az önce? Hani çok iyi çalışıyor dedin ya. Ne diyorlar? Basıncın ama. Yok. Ateşlemede hiç sorun yok. Sorun yok. Süper ateşlemesi var. Her 12 silindirde injektörleri değiştirmişler. Bir tane değişti evet. Bunu şeyinden sonra bunu yapacağız. İnjektörleri bir yeni ayar vereceğiz onlara. Sıfırınca satsın. Bir de kelebekleri anlamıyor. İnjektörleri öğrettim dedi. Annelerinin yaptım dedi ama. Yani yapmış mı? Yaptım dedi evet. Tamam. Ya seni Allah gönderdi bana ya. Cihangir sağ olsun.
Ona bir yemek ısmarlayayım kardeşime ya. Senin gibi böyle bizim oraların hemşerisinden. İş bilen, kılıç kuşanan değil mi? Ya herkes bir şeyini yapıyor değil mi? Şimdi herkes bu araba yapmaz. Bazı arabalar ver, ben yapamıyorum. Başka yere geçiyorum. Ama maşallah hem Mercedes hem BMW'ye mahirsin. Bir de Audi. Audi de iyisin bir de. Audi, mesela Audi, Volkswagen şanzımanlar. Mesela şimdi Rezan Usta'mla beraberiz. Bana bir kahve ısmarlayacak. Kahve de oldu ya, almadık herhalde değil mi? Soğudu biraz. Soğudu, onun yenisini yap onu ya. Dur bakayım, bir israf olmasın. Yok, gerek yok. İyi mi? İyi, ben onu içerim bunu. Şeker, süt. Yok, sağ ol. Kendinize müsaade etti, şöyle çekeyim patronumuzu. Mardin'le, Midyat'la. Biz de Midyat'a gittik, çok sevdik. Şimdi 760'ın sorununu beraber baktık. Ustam çok beğendi arabayı, bir de detaylı baktı. Motorla ilgili bir sıkıntı yok dedi. Bobinle ilgili bir şey yok, bujiyle ilgili bir şey yok. Bir tek varsa yoksa ateşlemesi gaz kelebeğinden olabilir dedi. Bir onların temizlenmesi lazım. O da bir 3-4 saatlik iş alacak herhalde. Aynen. Haftaya çarşamba burada buluşacağız. O işleri yapacak. Yine o gün konuşuruz. Ama içimi rahatlattım benim. Çünkü o kadar uğraşıldı ki bobinler, bujileri, şunları bunları. Olabilir, evet, doğru. Yani, değiştirmişler ama ya. He? Onlar da iyi iş yapmış yani. Ama işte bu kelebekleri de temizlediğin zaman araba... Ne diye geçiyor? Ventil diye mi geçiyor? Ne? Yok, Almancası Drossel Klappen. Drossel Klappen. Bunda iki tane var. 12 silindir olduğu için. Evet. Bunlar da 6 silindir kapatıyor, açıyor mu? Madem öyle mantıklı. Yok, açıp kapatma şey bu injektör üzerinde çalışıyor. Enjektörler mi kapatıyor? İnjektörleri kapatıyor, aynen. Anladım. Tüketimi ondan 10 litreye indirebiliyoruz. Aynen, öyle. Eyvallah, eline sağlık. Bunu ilk kez Mercedes yapmıştı 90'lı yıllarda. Bu 500'lük Mercedes'lerde yapmıştı. Evet. İlk önce Mercedes bu sistemi çıkardı. Vay şimdi be. BMW'de yapıyor artık. Böyle işte arkadaşlar. Ben kendimi rahat hissedeceğim bir yere geldim. Mutluyum. Bundan sonra buradayız. Mercedes'in lastikleri değişecek. İşlerimiz olur illaki. Bende bir tane daha var. 211 kasa. Tamam. Onda da şanzımandan bir şey hissediyorum. Onu sana göstermem lazım. Biraz detaylı bir şey. 211 mi? 211'de. 211'de sıkıntı yok. Tamam, ben kapatıyorum. Okay. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ezan abi bir selam ver şöyle. Hadi görüşürüz. Ya arkadaşlar. İş bilenin kılıç kuşananın diyordu Recep Tayyip Erdoğan. Rezan ustam şak diye anladı. Şak diye anladı. Çalıştırdı, baktı. Dedi motordan değil. Yakıt kelebeğinden. Arada 800 RPM'de çalışması gereken araba 750'ye düşüyor. Böyle 4 saniyede bir falan. Ama motorda bir şey kaçırmıyor. Silindirlere baktı hepsine. Hepsi saat gibi çalışıyor. Özellikle bobinin değiştiği silindir 2'ye baktı. Hepsi problemsiz çalışıyor. Tek konu yakıt kelebeği denilen. Almancasını söyledi, benim aklımda kalmadı. Onda problem. Onu temizleyeceğiz. Senin sorunun kalmayacak dedi. 150 euro da yapacak inşallah. İnşallah çok iş çıkmaz. Çarşamba günü beraber bunun işini yapacağız. Siz de göreceksiniz. Neyden olabilir sorun diye tahmin ettiğini bakalım. Sonucunu da kendisi çıkartacak ortaya. Çözüldü mü çözülmedi mi beraber yaşayacağız. Bobinlerden, bujilerden, enjektörlerden hiçbir sorun yok. Enjektörlerini özellikle 760'da hiç sorun olmadığını söyledi. Boşuna değiştirdiklerini bile düşünüyor. Bilmiyorum. Bence de bu boşuna. Ama garanti kapsamından yapıldığı için ben ses etmedim. Değişsin. Nasıl sarf malzeme. Değişir. Yerine yenisi gelir. Uzun süre götürür. Bujileri değişti. Tek bobini değişti. Mesela sordum ben ona. Bobinlerini değiştirmek lazım mı? Hayırdır. Bobinlerde bir sıkıntı yok. İkincisinin değiştiğini söyledim. İkincisini de kontrol etti. Orada da bir sorun yok. Böyle 32 yaşında pırlanta gibi bir arkadaş. Rezan abi. Bakın ben 34 yaşındayım. İşi bilene öyle severim ki yani abi derim. Benden büyüktür. O biliyor çünkü. Saygı duyarım. O da bana saygı duyduğu gibi hissettim. Sağ olsun Cihangir arkadaşım var benim Gumersbach'ta. O yönlendirdiği için de ayrıca bir muhabbetimiz oluştu. Video çekebilirsin dedi. Beraber istersen çarşamba günü yaparız dedi. Hiç sorun yok. İşte böyle insanlar para kazansın arkadaşlar. Helali hoş olsun. İşi bilenin kılıç kuşananı demişler. Allah ömür verirse oğlumun yanına vereceğim Rezan abinin. Öğretsin. Öğretici bir insan. Öğretsin, baksın, bizim oğlan da kabiliyetlerini geliştirsin. 3-4 sene sonra bakalım öyle bir şeyler yapacağım.
Aklımda şimdiden yazdım kenara. Bu videoda kanıt olsun. Aklımda böyle bir şey var. Orucu unuttuk, iyi mi? Kahve içtim. Unuttuğumdan bir şey olmaz, neyse. İçim rahatladı arkadaşlar. Keyfim yerine geldi. Biraz müzik açalım. Bakalım neler varmış listede. Ben şuradan dönsem iyi olur ya. Ama orası çok şey. Bir dakika. Önce bir eve tarif alayım. Eve tarif alayım. Güzel arkadaşlarım, güzel kardeşlerim. İmtal. Bunda şey yok, radar yok. Öndekine göre yavaşlamaz. Güm diye Allah korusun vurmayalım. Tamam, start diyelim. Tamam, 8 dakika. 6 kilometre. Ya arkadaşlar, Almanya'ya geldiyseniz, Türkler için konuşuyorum ya, Almanya'ya geldiyseniz sizi anlayan, ilk başta diliniz yetmediğinden dolayı Türkçe konuşabilen bir arkadaşınız olsun. Bir sürü WhatsApp grupları var. Oralara, internete yazın. İşte hangi eyalete geliyorsanız Almanya yazın, WhatsApp grupları yazın, bir şeyler yazın. Tavsiye alın, tavsiye. Bütün her şeyi kendiniz keşfetmeyin. Sizler o kadar... Onlar yavaş gidin diyor. Bir problem olmuş. Neyse biz devam edelim. Bir tane motorlara arızalanmış arkadaşlar, o yüzden. Videoyla oynadım, videom kapanmış. En son WhatsApp gruplarındaki insanlardan tavsiye alın diyordum. Eve geldim, aralarda konuştum. Kendi kendime konuşmuşum. Neyse arkadaşlar, nasipte değilmiş. Tecrübeleri tecrübe etmek aptalların işidir demişler ya. Elimizden geldiği kadar tecrübelerin üzerinden. Onların üzerine böyle asansör gibi düşünün. Merdivenler yerine asansörleri tercih edip bir üst kata çıkıp diğer tecrübeli, diğer konulara, diğer challenge'lara sıra gelsin. Onlardan bahsettim. Sonra işte mutlu olduğumdan bahsettim. Rezan abinin 32 yaşında ama işte abi diyorum ben ona. Elinin kabiliyetinden, hemen işin içine girmesinden, hemen cihazını alıp bütün testlerini bir hızlıca yapmasından, sorunu test etmesinden ve çarşamba gününe randevu vermesinden çok memnun oldum. Ondan bahsettim. Oğlumu onun yanına vermeyi, birazcık kabiliyetlenmesini istediğimi, içimden geldiğini bahsettim. Bunları özet geçiyorum abi, bir sürü şey konuştum bunlarla ilgili. Sonra işte çocukların iyi bir okulda okumasının önemli olduğu kadar böyle kabiliyetlerin de gelişmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Memur çocuğuyum, ben öyle şeyler öğrenemedim. Sadece okul okumam lazımdı, ezberlemem lazımdı, öğrenmem lazımdı. Şimdi kendi çocuğuma biraz daha böyle iki taraflı gitsin istiyorum. Onlardan bahsettim. Öyle işte. Eve geldim şimdi. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ciao bella diyorum. Şimdi eve geldim. Evdekiler biraz üşümüş. Bunu yakmam lazım. Hadi birlikte yakalım. Odun alacağım önce. Bu getirdiğim odunlardan çocuklarla beraber dizdik buraya arkadaşlar. Hem burada hem şurada. 4 tane alsam yeter. 2 tanesini şimdi tutuşturayım. Sizle beraber. Tutuşturmayı da başta beceremedik. Bizim hanımcığım Almanya'dan dedesi zamanında lokumlardan getirmiş. Onlardan öğretti bana. İşte hanım iş öğretiyor arkadaşlar. Ondan sonra çırayla biraz zor oluyor. Kağıtları falan tutuşturuyoruz da yine de biraz vakit alıyor. Lokum dediğimiz bu. Şu ufak bir parça yetiyor. Onu tutuşturacağız. Bir iki çıra atacağız. Alt taraftan da hava alması lazım. Yani çıra alsak yeter. İlk başta bir kere tutuşturduktan sonra odunların közleriyle devamı oluyor. Aldı ya. Şimdi kapatalım. Birazdan duruma bakarız. Lokum ne gibi bir şey derseniz, hanımcığımın dediğine göre bir petrol ürünüymüş. Böyle bir şey. Premium Grill und Kamin Anzündhilfe. Yani tutuşturma yardımcısı.
auf parafin basis. Parafin arkadaşlar bir petrol ürünü biliyorsunuz, parafin. Parafin temelli bir ürünmüş. Şimdi burada sadece lokum yanıyor. Birazdan hepsi yanacak, göstereceğim size. Külü şöyle biraz daha. Alt taraftan hava gelsin. Yanmanın prensibi oksijen değil mi? Tamam. Hadi bakalım. 2 dakika kadar oldu. Çıralar artık yanmaya başladı. Odunlar da artık yanmaya başlar. Tutuşmuş oldu. Gayet iyi görünüyor.